Sevgili öğrencilerim merhabalar. Konu testi 3'teyiz arkadaşlarım. İkinci bölümün 3 numaralı konu testindeyiz. Birinci sorumuzda hiç vakit kaybetmiyorum. Vira bismillah deyip başlıyorum. Odaklanmasını da ayarladık. Bakalım ne diyor dostum. Şimdi D1 D2'ye paralel ve biz artık şunu biliyoruz. Bir açı sorusunda paralellik görüyorsak biz o soruda Z, U, M kuralı arayacağız demiştik. İkizkenar bir üçgen varmış. Şekil üstünde de göstermiş. Bir de şunu vermiş bize. A, B, E şuradaki açı ile E, C, D şuradaki açının toplamı, bu iki açının toplamı 70 dereceymiş ki dostlar, sizden istediği aslında şu benim kırmızılaştırdığım M kuralıdır. Yani şu sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan şu Edirne'deki açıya eşitti. Demek ki bu Edirne'deki açı 70 derece olacakmış dostum. E hocam bu ikiz kenardı. O halde şurası da kesinlikle 70 derece. Ve 70, 70, 110, 70, 70, 140 yapar. Şuraya da 40 derece kaldı. Aranan yer 40 çıktı dedik. Evet ve geçtik ikinci soruya. Okuyalım bakalım ne diyor. Şekilde ABD'nin açıortayı, ABD'nin açıortayı dediği zaman hemen bu açıyı tam iki eşit parçaya bölen doğruyu çizdim. İle DBC'nin açıortayı, DBC, onun da açıortayını çizelim. Tam o açıyı ikiye bölen doğruyu çizdik. Arasındaki açı 64 dereceymiş. Şurası toplamda 64. Ne demiştik? Eşit açı varsa AA, BB yazın demiştik. Demek ki A ile B'nin toplamı ne oldu dostum? Şu ortadaki açı bakın, 64 derece. Bize nereyi soruyor? ABC'nin tamamını, şuranın tamamını soruyor. Yani iki katını soruyor. 2B ile 2A'yı soruyor. Çarpın her terimi 2 ile. 2A olur, 2B olur ve 128 olur. Cevap da Denizli'den gelir. 3 numarada bir sıralama sorusu görüyorum dostum. Bakalım ne diyor? ABC'yi sıralayın diyor. Hemen sıralayalım biz de. Şöyle yapacağız bakın. Şurada bir X açısı olsa, C ile X'in toplamı 2 iç açıdır. Üçüncünün dışına eşittir dostlarım. Yani C ile X'in toplamı B açısına eşittir. Bu şu demek. B, C ile bir şeyin toplamı. Bak bu 1 bile olsa C artı 1 olur ki demek ki B, C'nin bir fazlasına eşitmiş. Yani B, C'den 1 büyükmüş diyebilirsin. Tabii x'i şimdi biz sallıyoruz 1 diye ama kaç olursa olsun 0.1 bile olsa sonuçta b dediğimiz sayı c ile bir şeyin toplamı. Dolayısıyla b her halükarda c'den büyük. Şuna bakalım, b evet en büyük demiş, b c'den büyük demiş, b c'den küçük demiş, bunu silelim. Yine b c'den küçük demiş, bunu da siliyorum. B c'den küçük demiş, bunu da sildim. Geldik şu üçgene bakın şimdi. Şu üçgende konuşalım birazcık. Şuradaki açıya bir harf uyduralım. Y diyelim buraya dostlarım. Şimdi bu üçgenin iki iç açısı B ile Y. Demek ki B ile Y'nin toplamı iki iç açıdır bunlar. Şu üçüncü açının dışına, yani A'ya eşit olacak. Bakın bu da ne diyor bize, şuranın Türkçesi nedir? A sayısı B'nin üstüne bir şey koyunca elde edilir diyor. Yani A B'den her halükarda büyük bir sayıdır diyor. O yüzden A da B'den büyükmüş. Demek ki cevabımız en büyük A olacak. Bursa şıkkından doğru cevap geldi dostlar. Evet, 4 numaradayız. Bakın orada bir bumerang görüyorum. Bakın bir Z harfi görüyorum. Paralellik varsa Z yapacaktık, U yapacaktık, M yapacaktık. İşte size Z. Şurada bakın. Demek ki şurası kesinlikle ne olacak? 50 derece olacak. Bir de bumerang görelim dostlarım. Şu dörtgeni, bumerang dörtgenini. Bu ne diyordu? İçerideki açıların toplamı 10 var içeride, 50 var. Bir de 20 derece vermiş. Toplamları dışarıdaki x'e eşit olacaktı. 60, 20 daha 80 yaptı. X dediğimiz açı. Aa bu 50 değilmiş, 55'miş pardon. Samsun'muş. Şuraya 55 yapalım. O zaman 65, 20 daha 85 yaptı. Bak iyi ki de şıklarda 80 yok. Tavşan gibi zıplayacaktık hemen. Evet, geldik 5 numaralı sorumuza. B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Bunlar bir üçgenin iç açılarıymış. Biz biliyoruz ki üçgenin iç açıları toplamı, yani A'nın, B'nin ve C'nin toplamı 180.
Şimdi şu eksi c'yi bu tarafa artı c olarak atalım. Şuradan atalım a'nın yanına. Demek ki 4b a artı c açısından küçük. Demek ki bak şöyle yapsak ya da a artı c 4b'den daha büyük bir açıymış dostlarım. Ben şöyle yazsam a artı c yerine 4b yazsak, hani bunu eşit kabul etseydik şöyle. 4b eşittir a artı c, ama unutmayın bu daha büyük bir açı, 4b daha küçük bir açı, bunu da aklınızdan çıkartmayın. Şimdi ben bunun yerine daha büyük bir şey yazsam, a artı c daha büyük, ben tutuyorum a artı c yerine 4b yazıyorum dostlar. Yani daha küçük olan bir şey yazıyorum. O zaman toplamda 180'den daha küçük olmayacak mı dostum? Bak ne dedim? A artı c eğer eşit olsaydı 4b'ye, evet burada a artı c yerine 4b yazardın ve yine 180'e eşit derdin. Ama diyor ki a artı c daha büyük, yani 4b daha küçük. Ben buraya daha küçük bir şey yazıyorsam eşit olmaz, daha küçük olur. Şimdi buraya 4b yazalım. 1b de buradan var, 5b. Eşit değil artık, daha küçük oldu 180'den. Bölüm 5'e b küçük oldu 36'dan. Demek ki 36'dan küçük olacak. 36 olamaz. Bunların hepsi olabilir. Ama en büyüğünü aradığı için 35 olur dostlarım cevap. Evet, 6. sorumuz. Yine üniversite sınavında sorulan bir sorunun kopyasıdır dostlarım. Bu bakın ne yapıyorum? İkizkenar üçgenleri görünce eşit açılar vardı. Hemen biz bunlara A, A diyoruz. Yine şurada da bir eşit açılar var. B, B diyoruz. Sonra bakın toplamları 180 olan bir şeyler arayalım. Büyük üçgene bakın dostlarım. A var, B var, 70 var. Bu şu demektir. A ile B'nin toplamı kesinlikle 110. Çünkü bir de orada 70 var. 180'e tamamladım ben onu hemen. Sonra ne diyelim sonra? Diyelim ki bir de şurası, şu açıyı yazalım dostlar. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Bu açı, hani üçünün toplamı 180 ya. 2B'si buradaysa ben bu açıya 180 eksi 2B diyeceğim. Bir de şu açıyı yazalım. Şurayı. 2A'sı burada. O zaman bu açıya 180 eksi 2A diyeceğim. Bir de şurayı görüyorum dostlarım. Bakın şurada da bir yarım daire var. Bu yarım daire ne demekti? Doğrusal açı. Doğrusal açının ölçüsü de 180'di. Toplayalım o zaman burayı. X var artı 180 eksi 2A ile 180 eksi 2B'nin toplamı eşittir 180. Şimdi birer tane 180'i sildim. Eksi 2A ile eksi 2B'yi de eşittirin sağ tarafına atalım. Şurası gözüküyorsa burada çözeceğim. Burada ne kaldı şimdi? X kaldı. Bir de 180 kaldı. Ben eksi 2A'yı buraya, eksi 2B'yi de buraya artı olarak geçirdim. Biz ilk başta bir de şunu bulmuştuk. A artı B'nin toplamı 110'du. O zaman 2A ile 2B'nin toplamı 220. Yani X ile 180'in toplamı 220 oldu. 180'i çıkartın 220'den. Sonra da bursayı işaretleyin dostlarım. Evet, 7. sorumuz. İki tane açıortay var. Bunu direkt kural olarak söylemiştik arkadaşlarım. Ya da normal yolla da çözebiliyorduk. İki yolla da çözelim isterseniz. Kural şu: İki tane iç açıortayın arasındaki açı eşittir 90 artı üçüncü açının, şimdi bakın C'nin açıortayını, A'nın açıortayını aldıysan bunları kullandım demektir. Kullanmadığının yarısını ekliyordum. 40'ın yarısı da 20. 90'a eklediğimde cevap geliyor 110. Şimdi ister böyle bulursun, istersen de şöyle bir şey vardı, hadi hatırlayın. Eşit açılar varsa A, A, B, B diyorduk, bu 1. Sonra şu 2A, şu 2B ile bir de 40'ın toplamı 180 olacak. 40'ı çıkartırsam 2A ile 2B'nin toplamı 140 kaldı. 2'ye bölersem A ile B'nin toplamı 70 kaldı. Şu üçgeni de gömelim hemen, toplamları 180'dir. A ile B'nin toplamı 70 ise X'e de yine 110 kaldı diyebiliriz. 8. sorumuz. Bakın yine bir paralellik gördüm soruda. O zaman ben artık diyorum ki ya U, ya Z, ya M kuralı var bu soruda arkadaş. Eşit açılar var, yani ikiz kenarlar var. O zaman eşit açılara A, A. Şuradaki eşit açılara da B, B diyelim. Nereyi istiyor? A, C, B. Şuradaki açıyı istiyor bizden. Yani A artı B'yi benden istiyor arkadaşlar.
Peki nereyi vermiş? 50'yi. Hadi şu paralelliği de konuşalım. Hiç onu konuşmadık. Madem ki U kuralımız var. Şimdi şu paralelliği biraz daha şöyle kalınlaştırayım ki ben siz iyi görün dostlarım. Bakın burada bir U var. 50 ise şurası ne olacak? 130 derece olacak mecburen. Şimdi hemen bir de bumerang çakalım. Bakın burada dörtlü bir bumerang kenarımız var. Dörtgenimiz var. Ne var bumerangın içinde? B var. A var. A artı B var. Bir daha söylüyorum. B var. A var. A artı B var ve toplamları dışarıdaki açı 130'a eşit olacak. Peki burası 2A ile 2B yaptı. 2A artı 2B eşittir 130. Böl 2'yi hemen. A artı B eşittir 65. Zaten bize de A artı B'yi soruyordu dostlarım. Evet. 8 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik. 9 numaradayız. Bakalım burada ne yapacağız? ABC üçgeninde AE eşittir AC'ye. Bir de BD eşitmiş DC'ye. Tamam. İki tane ikizkenar varmış. Ne yapacağımızı biliyoruz artık. Hemen şuna AD. Buna da AD. Şimdi şu da ikizkenardı dostlarım. Onları da şununla göstereyim ben. Siyahlaştırayım. Burayla da burası ikizkenardı. O zaman şuraya B dediğimde bu açı A artı B olduğu için bu açı da A artı B. Bunu da yazalım. Başka. Şimdi şurayı da görelim hatta. Bakın şununla bu açıyla şuradaki A'nın toplamı 2 iç açıdır. Şu üçüncünün dışına yani A artı B'ye eşit. O zaman burası mecburen B. Çünkü B ile A'nın toplamıdır A artı B olan. Bize nereyi soruyor? C, A, B. Yani şuradaki açıyı tamamını soruyor. Hadi şuraya da X diyelim. B artı X'i soruyor bize artık dostlarım. Bakın patladı gitti bile. Şimdi şurası da 100 ya. Aha da bu üçgenden çıktı. B ile X'in toplamına burası 100 olduğu için ne kaldı? 80 kaldı. Sorumuz da Denizli'den çıktı. Evet 10. sorudayız. Yine bir ikizkenar görüyorum. Hatta bir de yazmış. AB, AC'ye eşit. Bakın bir de ekstradan şunlar da ikizkenarmış. Bunu da şöyle aynı simgeyi koyarak gösterelim. Sonra şunlara da madem ki ikizkenarlarımız var AA diyelim artık değil mi? AA. Hadi şuraya da bir x diyelim biz. A ile x'in toplamı 2 iç açıdır. Şuraya eşit. A artı x. Yine burası da ikiz kenardan dolayı. Bu da A artı x. Bak şurası ne oldu toplam? A artı 2x oldu. O zaman şuraya ben kesinlikle 2x yazarım diyorum. Nereden geldi? Çünkü A ile 2x'in toplamı buraya eşit. Yani A artı 2x'e eşit. Soru ne demiş? B, A, D. Yani 2x. İyi güzel oraya 2 de yazmışız. E, D, C. O yani X eşittir 108. Yani 3X eşittir 108. X eşittir 108'i 3'e böldüm 36. E, D, C'yi soruyormuş zaten. 36'yı soruyormuş. X'i soruyormuş. Evet 11 numara. Şimdi şuradaki Denizli noktasının ismini artık hepiniz biliyorsunuz. Köşe taşlarını izlediyseniz eğer ki. Bakın bu köşe taşlarını arkadaşlar öğretmek için çözüyorum. Tek tek tane tane kural varsa öğretiyorum. Direkt burayı izlersen konuyu anlamazsın. Biraz bir şeyler biliyorsan eyvallah ama bilmeden burayı direkt izlersen yapamadığım soruları izleyeyim dersen yaptığım kuralları anlamamış olabilirsin. Tamam mı? O yüzden hemen hangi köşe taşında söylediysem o kuralı mutlaka o kuralı da izle. Ya da geometri konu anlatım videolarımı izle. Şimdi bu D noktasının ismi 3 tane iç açıortay geçecek bu noktadan. İsmi de iç teğet çemberin merkezi. Eğer 2 tanesi geçiyorsa bunun ismi iç teğet çemberin merkezidir. Üçüncü geçen de mutlaka açıortay olmak zorundadır. Burası da 20. Yani şuranın toplamını biz artık 40 bulduk. Bakın bu 11. soruyla hangi soruydu o? Neredeydi? Evet 7. soru aslında birbirinin tıpatıp aynısı oldu dostlarım. 11 ile 7. Hatta açılar bile tıpatıp aynı. Direkt kuraldan çözüyorum ben. Çünkü 7 numaralı soruda 2 yolla da çözdüm. Burada direkt 1. yolu yapıyorum. X şuna eşitti. 90 artı benim 3. açımın yani kullanmadığım 3. açının yarısı. 40'ın yarısı 20. Yani 110 çıktı. 11 numaralı sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. 12 numaradayız. Bakalım ne diyoruz? 2 tane 28 var diyor. BD ile EC eşittir. BD ile EC eşit. Tamam hadi bunlara isim verelim. A kenarı, A kenarı diye. BE ile de AC eşittir. Şuraya B dersek BE ne oldu? A artı B oldu.
O zaman AC de A artı B olacak. Sen buradan şunu fark edeceksin dostum. Diyeceksin ki meğersem şu kenarın uzunluğu da A artı B'ymiş. Şurası da A artı B'ymiş. İkiz kenarı fark edeceğim burada. Şurasıyla burası eşit geldi birbirine. Bize de neyi soruyor? A, B, C şuradaki açının ölçüsü kaçtır diye bir soru soruyor. Buluruz artık onu da şimdi. Neler yapalım mesela hemen? Şimdi şuradaki ikiz kenarı bir konuşalım ilk etapta. 128 miyim? 28 mi burası? 180'den hemen 28'i çıkarttım. 152 mi kaldı dostum? 152 şu açıyla bu açının toplamı. 2'ye böldüm 76, 76 olacak. 76 buranın tamamı. 28'den çıkartalım 76'dan 28'i. 16'dan 8 çıktı 8, 6'dan 2 çıktı 4, 48. Şu aradaki açımız da 48 dereceymiş. Bunu da bulduk. Peki 28 ile 48'in toplamı neye eşit? 76'ya. O zaman şuraya da 76 yazdık. Ve bakın ne çıktı? Bunlar da ikiz kenar çıktı. Demek ki şu kenar şu kenara eşit. Şimdi işte burada bir size bir şey öğretmem gerekecek ama daha bilmiyorsunuz bu kuralı. Ama işte arkadaşlar çıkıyor. Yani üçgende açıda da daha en sondaki konunun bile içerisinde soruluyor arkadaşlar bu üçgende açı. Eş üçgenler diye bir şey var. Onu göstereceğiz size burada. Şöyle bir şey dostlarım. Bakın şu üçgenle, şu üçgene bir odaklanın. Şu üçgen. Eş üçgenler. Tamam bunu biz ilk baştan beri gördük ama ben bunu kullanarak çözeceğimizi zannetmiyordum. Bunu kullanacakmışız meğersem. Peki hocam iki üçgen nasıl eş olur? Şimdi bunu ben konu anlatım videolarımda anlattım. Eşlik ve benzerlik konusunda. Üç tane durumu var eş üçgen olabilmenin. Onlardan biri de şu canım kardeşim. Eğer iki üçgenin ikişer kenarları eşitse, bakalım, bunun da bir kenarı A, bunun da bir kenarı A, bunun da bir kenarı nokta, bunun da bir kenarı nokta. İki kenar yetmiyor ama. Artı bunun yanına üçüncü bir kenar ya da üçüncü bir açı eşitse biz bu üçgenlere eş diyoruz ki bakın tam şuradaki açıya bakın. Burası da 104 derecedir. Bunun da şurasındaki açıya bakın. Aynı yer, bu da 104'tür. Aynı yerdeki açıları da eşit. O zaman biz bu üçgenlere eş üçgen diyoruz. Eş üçgense hocam bunlar. Bak burada noktanın karşısındaki açı kaç? 28. Buradaki noktanın karşısındaki açı da 28 olacak. Yani aradığımız cevap Ceyhan'dan gelecek dostlar. Evet, 13 numaraya geçebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi 30 derece vermiş. BC, AC, DC, O. Üçü de birbirine eşitse cevap 15 çıkacak. Bunu ben biliyorum ama size de bir öğreteyim arkadaşlar. Pratik bir yolunu öğreteyim size. Sonra bir de normal çözelim. Tamam mı bunu? Pratik yolumuz şu. Çemberde açıdan geliyor bu pratik yolu. Öyle buldum ben dostlar. Bunlar bu arada hep benim kendi bulduğum pratik yöntemlerdir. Böyle yeri geldikçe size her konunun içerisinde pratik yöntemleri de öğreteceğim. Şimdi bu da onlardan birisi. Olay şu. Eğer ki 3 tane eşitlik varsa. Görüyorsunuz 3 tane eşitlik var. Bu 3 eşitlikte de aynı harf varsa. Bakın hepsinde C var. Gördünüz mü dostlar? İşte şartım bu. 3 tane eşitlik olacak. Üçünde de aynı harf varsa cevap verilenin ya yarısı ya iki katı. Şıklarda da biri olur. Bakın iki katı yok. Yani 60 yok şıklarda, yarısı var. O yüzden pat diye işaretledim ben hemen 15'i. Bu benim pratik yöntemim. Kendi bulduğum bir yöntemdir. Peki bunu nereden buldun hocam? Çemberde açıdan buldum dostlar bu yöntemi de. Olay şu. Ya da göstermeyeyim onu ya. Şimdi çemberde açı da bilmiyorsunuz dostlar. Biz bunu bir de normal yolla çözmeye çalışalım. Tamam mı? Hani normal ikizkenar üçgenleri kullanalım. Şimdi önce şu ikizkenar üçgeni bir görelim. Buraya biz bir A diyelim. Buraya da A. Sonra bir tane daha ikizkenar vardı. Neydi o? AC de bunlara eşitti. AC'ye de şöyle tık tık yapalım. Bakın o zaman burası X artı A ise burası da X artı A olacak. Bunu da yazalım. Hatta şuradaki açıyı da bulalım biz dostlarım. Bu açıda 150 eksi 2A olur dostlar. 150 eksi 2A. Nereden bildin hocam? Çünkü şu üçgenin iç açıları toplamı 180 ya. Bak 30'u burada kaldı 150.
2A'sı burada kaldı 150-2A. Yani olanları çıkartıyorsun 180'den. 180'den 30'u çıkartıyorsun. 180'den 2A'yı çıkartıyorsun. 30 çıkınca 150, 2A çıkınca da -2A oluyor. Burası da tamamsa şimdi son darbeyi de şuradan vuracağım dostum. Şu büyük üçgenin iç açılarını toplayacağım. Bakın ne var? Yukarıda x artı a var. Solda da x artı a var. Burada da 150-2A var. Bunların toplamı 180. Peki -2A ile a ve a gitti. 2x kaldı. 150'yi bu tarafa atın. -150 olursa 30 kalır. X eşittir 15 çıkar. İşte bu da normal çözüm yolu. Yani üçgende açıdan çözüm yolu. Bu soruyu 3 yolla çözüyoruz. Bir, benim pratik yöntemim ki en güzeli bence. Hepinizin de hoşuna gitmiştir eminim. 2, çemberde açıdan çözüyoruz. Daha bilmediğiniz için o yöntemi göstermedim ama çemberde açıda eminim çıkacak bunlar da karşımıza. Oradan çözeriz. 3 de normal üçgenlerden çözdük. Oradan da çözdük. Geldik 14 numaraya. Şimdi şu bildiklerimizi bir yazalım. Burası 70. 70, 20 daha 90. Aa, şurası da 90'mış. Bak her ne kadar benzemese de. Oo, şunu gördüm gençler. İşte bu. Alın size bir pratik yöntem daha. Yani daha doğrusu bu bir taktik. Pratik yöntem değil. Ya şu anda bu soruya baktığında ne yapacağını bilmiyorsan şu cümlemi çok iyi dinle ve kenara not al canım kardeşim. Bak, bir soruda 90 derece varsa, var mı? Var. 2. Bu soruda bir de 1'e 2 oranı varsa, 1'e 2 oranı da var, gördün değil mi? DC'ye 2K dersen diyor, ABK olacak. Neymiş şimdi bu taktiği uygulayabilmen için? 1'e 2 oranı olacak, bir de 90 derece olacak. İşte bunların ikisi varsa sen o soruda ne yapacaksın? Muhteşem üçlü çizeceksin hemen. Muhteşem üçlü. Neydi hocam muhteşem üçlü? 90 derecenin karşısındaki şu DC, hipotenüs kenarının kenar ortayını çiziyorsun. Tabii ki burayı K ve K olacak şekilde ikiye bölüyor. Kendisi de K oluyor. İşte biz buna muhteşem üçlü diyorduk. Ve bak ne çıktı karşıma? Şununla şu aslında ikisi de eşit geldi. E hocam burası da eşit, doğru. 20 ise şurası 20. 20 ile 20'nin toplamı burası 2 iç bir dışa eşitten 40. Şunlar ikizkenarsa şu açımız da artık 40. 110, 40 daha 150. Bir de 30'u gördük. Bitti. Evet, geldik 15 numaraya. Güzel gözüküyor. 50 derece vermiş. Başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok. 50 derece var. Başka da hiçbir şey yok lan gerçekten. AD, DC, BE'ye eşit. Bak mesela burada da 3 tane şeye eşit. Şimdi 13. soruda dediğim gibi ama 3'ünde de aynı harf yok. Mesela D var. D var ama D bunda yok. Ortak harf olmadığı için o pratik yöntemi. Yani cevap ya 100 ya da 25 değil. Ki zaten şıklarda da görüyorsunuz. İkisi de yok arkadaşlar. Ya yine hipotenüs 2'ye bölündüğü için bir muhteşem üçlü yapalım isterseniz. Hemen şuradan bir çizelim. Buna da tık tıkı koyalım. Bakın şurada da bir ikizkenar çıktı. Şurası 50 ise bu da 50 olacak. Çünkü şu ikizkenarı konuştum. 50 ise şu eşit açılarımıza ne kalıyor? 130, 65, 65 oldu. Bakın x'in bir parçasını bulduk. 65. Şimdi şu parçayı bulalım birlikte. Onun içinde 50 ise 90'dan gayri 40 kaldı. Şu ikisi eşitse buraya da 40 kaldı. 40, 40, 80. Şuraya da 100 kaldı. Bakın x'in bir tarafı 100, bir tarafı 65. O zaman toplamı 165'tir dedik. 15. sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi. Evet, 16'dayız arkadaşlar. Son sorumuz. Bitiriyoruz böylelikle ikinci bölümü. Ha, bu arada söyleyeyim. İlk ünitede de söyledim ama hemen hemen her ünitede söyleyeceğim bunu. Çünkü çok sık soracaksınız. ÖSYM sorularını çözmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin cevaplarını, çözümlerini Google'a amcaya yazdığınız zaman kesinlikle buluyorsunuz zaten. O yüzden bir daha ben onlarla vakit kaybetmeyeceğim demiştim. Evet. Şimdi bunun içinde yine konu anlatımımızda şöyle bir taktik söylemiştik zaten ki bunu söylemesem de hepinizin aklına gelir dostlarım. Şöyle iki kenar birbirine eşitken aralarındaki açı 60 derece ise hemen bu kenarların uçlarını birleştiriyorsun ve eşkenar üçgen oluyor bu, değil mi? İkiz kenar. Eş kenara dönüyor. Bu da 60. Bu da 60 oluyor. Şuraya 50 kaldı 110'dan geri. Şu ikisi birbirine eşit olduğu için şurası da 50'dir. 50-50 100 yaptı. Buraya da şu ortaya da 80 kaldı. 80-60 daha 140.
X'e de kaldı 180 olması için 40 derece dedim. Evet dostum, bu videomuzu da böyle sonuna geldik. Böylelikle ikinci bölümü de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşürüz artık. Hadi bakalım, iyi çalışın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.